kurumu ilk revize işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Ocak ayında işsizlik %12,2 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik ise aynı dönemde %13,4 olarak kaydedildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'de enflasyonun 2021 ve 2022'de azalacağını tahmin ediyor. Tarımsal emtia fiyatlarının 2020 yılının ikinci yarısından itibaren yaklaşık %50 artına dikkat çekilen Robobank'ın araştırma notuna göre küresel manada gıda fiyatlarındaki artış endişeleri bir süre daha devam edecek. Avrupa Birliği 2030'a kadar küresel yarı iletken üretiminin %20'sini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Avrupa'nın dijital dönüşüme yönelik stratejisini içeren 2030 Dijital Pusula başlıklı çalışmasına göre bilişim ve iletişim teknolojileri alanında çalışan sayısı 20 milyona çıkarılacak. Ve 30 dakikaya hoş geldiniz. Bugün 10 Mart, günlerden çarşamba. Hemen rakamlara bir bakalım. Saat 12 itibariyle Borsa İstanbul'da 1560 seviyesindeyiz. Bu haftayı olumlu başladı, olumlu devam ediyor gibi. Geçtiğimiz hafta gibi değil en azından. Dolar TL tarafı 7.60'ın altına geriledi. Dün de akşam üzeri 7.60'ın altına gelmişti. 7.78'i gördükten sonra yine Euro tarafı 9'ların üstünde. Bu arada parite 1.19'un altına salındı. Devam edelim Avrupa kanadında. Avrupa tarafına bakalım. Avrupa'da Londra sadece ekside. Onun dışında Paris, Frankfurt ve İtalya artıda işlemlerine devam ediyor. Ve ABD'ye geçelim vadelilere. Özellikle Nasdaq ciddi hareketler gördük biz bu hafta. Bugün biraz daha sakin, yatay. Dow Jones %0,23 primde. Ve son olarak MTI'ye de bakalım. Bu arada Amerika 10 yıllık tahvillerini de şöyle ifade edecek olursak gerilemeye devam ediyor. Dolar üzerindeki baskısı hafif kalkmış durumda. MTI'da altın 1715, yatay, gram altın dün de 420'deydi aynı seviyelerde. Bu arada Bitcoin yükselişini sürdürüyor ve Brent ile NYMEX'e baktığımızda ise biliyorsunuz 70 doların üzerini görmüştü. Bir geri çekilme var. Şimdi tabii pandemi geçen sene bugün ülkemize giriş yapmıştı ve bir senemiz doldu. Şimdi tabii uzaktan çalışma diye bir kavram da oluştu bu dönemde pandemi dolayısıyla. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzaktan çalışmaya ilişkin esasları belirleyen yönetmeliği resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınladı. Bir haber izleyelim. Evden çalışma verilen çalışma modeli aslında 2016 yılında 4857 sayılı iş kanununun 14. maddesiyle beraber hayatımıza yasa olarak girdi. O zamanlar tabii iş gücünün belirli bir kısmı zaman zaman evden çalışmayı gerçekleştiriyordu. Pandemiyle beraber kitlesel bir geçiş yaptık bu çalışma sistemine. İş sağlığı güvenliği için iş yerinin sınırlarının belirlenmesi çok önemlidir. Evden yapılan çalışmalarda da evin hangi kısmının ev ofisi olarak çalışılacağı ve hangi saatte çalışacağının belirlenmesi çok önemli. Bu hem işveren kısmı için hem işçi kısmı için. İki kısımda aslında hangi bölgede, hangi saat aralıklarında çalışacağının belirlenmesine kendi aralarında mutabakata varmaları gerekiyor. Evden çalışmalarda belirli protokollerin oluşturulması lazım. Evin hangi kısmının çalışma alanı olduğunun bilinmesi gerekiyor. Bu hem işçi için hem işveren için önemli bir husus. Çünkü hem özel hayatın müdahale olmaması için hem de özel hayatın gizliliği için evin sadece bir kısmının çalışma alanı olarak geçmesi lazım. İşverenle işçinin yapacağı ortak bir protokol ve bilgilendirmeden sonra işçi çalışma alanı olan kısmından çıkıp başka bir kısma giderse, orada çalışsa ve orada başına bir kaza gelirse bu kesin olarak iş kazası olarak geçmeyecektir. Çünkü çalışma alanından uzaklaşmış olacaktır. Bunun artısı olarak da işverenle beraber yapmış olduğu protokole aykırı davranmış olacaktır. Yani iş etiğinin dışına çıkmış olacaktır. Evde çalışmalarda bir kaza olduğu zaman bunun iş kazası olarak belirtilme yükümlülüğü işçiye ait olacak. İşçi bunun çalışma alanında olduğunu mahkemeye kanıtlamak zorunda. Ve bu konuyu görmeye, işlemeye devam edelim. Avukat Hasan Erdem, İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyon Başkanı. Hasan Bey, iyi günler diliyorum size. İyi günler, teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi tabii pandemiyle beraber yeni kavramlar hayatımıza girdi. Uzaktan çalışma da bunlardan biri. Yönetmelik resmi gazetede bugün yayınlandı. Bu yönetmelik neler getiriyor? Öncelikle onu bir konuşalım. Buyurun. Evet, demin de değerli katılımcım da belirttiği üzere aslında düzenleme iş kanunu 14. maddesiyle gelmişti.
yönetmeliğin daha sonra yayınlanacağı yasada da ifade edilmişti. Bugüne denk geldi yayınlanma. Aslında iyi de oldu bir yandan. Çünkü pandemiyle ilgili olarak bu gelen süreçteki hayatımızdaki değişiklikleri de yönetmelik içeriyor. Ve özellikle pandemi uzaktan çalışmayı gündemimize çok hızlı bir şekilde taşıdı. Tabii uzaktan çalışma dediğimizde ilk etapta aklımızda beyaz yakalıların işte notebook'la ya da bir bilgisayarla evden çalışması geliyor akla. Ama bunun dışında üretim araçlarının işveren tarafından evin belli bir kısmında sağlanması ve o sağlanmaya bağlı olarak işin uzaktan yapılması da söz konusu olabilir. Uzaktan çalışma dediğimizde bu iki farklı çalışmanın da bulunabileceği olgusunun gözetilmesi gerekiyor. Neler getirdi? Evet, şimdi baktığımızda bir ilk etapta çalışanın işe girerken sözleşmenin birlikte yapılması söz konusu olabilir. Ki bu durumda zaten çalışmanın uzaktan çalışma yapılacağı şeklinde yazılı bir düzenleme söz konusu olacak iş sözleşmesinde. Bunun dışında normal bir çalışma söz konusuyken uzaktan çalışmaya geçişe yönelik düzenleme de var yönetmelikte. Normal bir çalışma var. Uzaktan çalışmaya geçiş söz konusu. Burada da iki düzenleme çıkıyor karşımıza. Bir, işçinin talebi. İşçi talep etmesi, talepte bulunması durumunda bunun uzaktan çalışmaya geçişi. Ancak bir diğer halde bu pandemiyle bağlantılı olarak mevzuatta belirlenen zorlayıcı nedenlerle iş yerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak sebeplere dayalı olarak uzaktan çalışmaya geçişi düzenliyor. Bu durumda da işçinin talebi veya onayının alınmadığına yönelik olarak da nasıl olacak bu? Hüküm var. Bu işçinin onayı ve talebi aranmayacak demek, yani buna ne diyorsunuz? Mecbur bırakılacak mı? Yani hangi şartlar bunlar? Belli mi yönetmelikte? Belli. Şunu söylüyor yönetmelik. Mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenden bahsediyor. Zorlayıcı neden dediğimizde de karşımıza iş kanunun 24. maddesinin 3. ve 25. maddesinin 3. bentlerinde yer alan düzenlemeler söz konusu. Ki pandemi mesela buna bir örnek olarak verilebilir. Yani iki tarafın etkisinin dışında ortaya gelen bir durum olarak pandemi, bunu örnekleyebileceğimiz bir örnek olarak karşımızda. Yani pandemi var ve uzaktan çalışmak durumundasınız diyebiliyor işveren. Evet, onu mu anladım? Aynen. Evet. Peki, doğru. Şimdi, ama istisnai bir durum olarak düzenlenmiş durumda. Öteki durumda, yani bir ilk sözleşmenin kurulması esnasında taraflar bunun uzaktan çalışma şeklinde düzenlenmesi konusunda mutabakat sağlayabilirler. İkinci olasılık, normal bir çalışma söz konusudur. Uzaktan çalışmaya geçiş olacaktır. Bunun iki alt olasılığı var. Ya işçi talep edecek normal zamanlar söz konusuysa eğer, ama istisnai durumlarda yani zorlayıcı sebeplerde ise o zaman işçinin onayı aranmayacak. Peki şimdi bir sürü soru çıkıyor burada. Uzaktan çalışan biri. Diyelim mutfağında eline sıcak su ya da çay döküldü. Bu iş kazası sayılacak mı, sayılmayacak mı? Bu yönetmelikte nasıl belirtiliyor? Belirtiliyor mu, belirtilmiyor mu? Bu da enteresan bir konu çünkü. Ya da bir başka ev kazası da geçirebilir. İş kazası sayılacak mı? Sözleşme buna göre mi olacak? Nasıl bir düzenleme? Şimdi işin aslına bakarsak yönetmelikte bununla ilgili bir açık düzenleme yok. Fakat dolaylı olarak tabii ki iş kazasıyla, daha ziyade iş kazasıyla ilgili sorumlulukla ilgili dolaylı düzenlemeler söz konusu. Öncelikle tabii iş kazası ve meslek hastalığının tanımının nerede olduğuna bakmamız gerekiyor. Kazanın tanımı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 6231 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası'nda var. Buna göre de olayın iş kazası sayılabilmesi için A, iş yerinde meydana gelmiş olması veya işin yürütme esnasında meydana gelmiş olması, diğer sebepleri saymıyorum, işte servisle taşınması esnası ya da işte kadın işçinin emzirme için ayrılan sürelerde gibi durumlarda iş kazası ya da işin yürütme esnasında veya işveren tarafından bir iş için götürüldüğü yerde işin verilmesini beklerken geçirdiği süreler gibi tanımlar var. Bu tanımlar Sosyal Güvenlik Yasası'ndan geliyor. Peki neden? Ayrı bir düzenleme mi gerek Hasan Bey buna? Hayır. Biz diğer şu anki fiili uygulamada da kazanın tanımını yaparken ya da kaza mıdır değil midir derken buradaki bu kanundan ve 6331 sayılı İş Sağlığı İş Güvenliği Yasası'ndan hareket ediyoruz. Bunu yönetmeliğe ve uzaktan çalışmaya uyarladığımızda bir şuna bakacağız.
ev iş yeri midir? Belki işin, belki parantez açıyorum burada, belki işin yapıldığı yeri, o mekanı iş yeri sayabiliriz. Ama bütün evi iş yeri saymamız mümkün olmayacak işin doğrusu. Peki o zaman buradaki kriterimiz ne olacak? Büyük ihtimalle buradaki kriterimiz işin yürütülmesi esnasında kazanın meydana gelip gelmediğine bakacağız. Yani biz hukukta buna illiyet bağı diyoruz. Bir diğer anlatımla nedensellik diyoruz. Ya da daha da açarsak sebep-sonuç ilişkisi diyoruz. Bu durumda kişi farzına laptopuyla yazı yazarken elektrik çarparsa, bu işin yürütme esnasında meydana geldiği için bunun iş kazası olarak sayılması gerekir. Ama kişi kalktı, mutfağa gitti, kendisine çay alıyordu. O çay alırken döküldü, eli yandı ya da işte ocakta işte eli yandı vesaire. Bunu iş kazası saymamızın çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Peki oda, mesela iş yeri sayılan odada çayı eline dökülürse? Yani i̇ş çok o yüzden sayılan, dedim hani yönetmelik falan, evet. Karışık bir iş çünkü hani yani içerken döktü. Örnek tabii bu. Odada, tabii. İş yeri sayılan yerde. Peki bu o zaman ne olacak? Eğer yani eğer orayı, çalıştığı odayı iş yeri sayarsak, orada meydana gelen kazanın da tabii iş yerinde meydana, iş yeri ve eklentileri zaten, sadece iş yeri de değil, meydana gelen kazanın da iş kazası sayılması gerekecek. Evet. Bu ilk etapta mantıksız da gelebilir ama burada bir diğer aşamalara da gitmemiz gerekiyor. O aşamada şu, bir olayın iş kazası sayılması farklı bir şey. Bundan işverenin sorumlu olup olmaması farklı bir olgu. Hmm. Artı işverenin sorumluluğunun kusurundan kaynaklanıyor ya da kusursuz sorumluluğundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, evet, da ayrı bir olgu. Çok kısa vaktimiz varsa ben hızlıca ifade edeyim. Diyelim ki kişi uçakla bir Diyarbakır'a toplantıya gidiyor. Hı-hı. Uçak düştü. İş kazası mı? Evet, iş kazası. Çünkü işin yürütme esnasında meydana geldi. Evet. Ama diyelim ki pilotaj hatası %100. İşverenin kusuru var mı? Yok. Kimin kusuru var? TE'nin %100 kusuru ve illiyet bağını kopardığı için TE'nin sorumluluğu söz konusu olacak. Ama diyelim ki işte şirket aracı, işte işveren şirket aracında, evet, özellikle uzaktan çalışmalarda gerek... Çok önemli şeyler var sorumlulukla ilgili. Hı hı. Şunlardan bahsediyor. Diyor ki gerekli tedbirleri almak, eğitimi vermek gibi. Hı hı. Bakın şunlardan bahsediyor. Çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak, sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü diyor. İşte işverenin buradaki düzenlemelere aykırılığı ise işverenin kusur sorumluluğunu söz konusu yapacak, iş kazasına dayalı. Peki olarak. Son bir dakika, yani çok kısa bir süren var ama, evet, peki internet çok kullanıldı mesela uzaktan çalışılırken, bu ne olacak? İş ekipmanları, bunların masrafları? Bu da güzel bir soru. Bu pandemi döneminde hızlı geçilmişti. Bunlar soruda, havada kalmıştı bu soruların cevapları. Yönetmelik bence bunları cevaplıyor. Bunların da işveren tarafından karşılanması gerekecek. İşin yürütümüyle ilgili giderler olduğu için. Peki, çok teşekkür ederiz. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Herkes merak ediyor tekrar. Teşekkür ederim ben Hasan Erdem Bey'e. Şimdi geçelim Adnan Dalga Kıran'a. Adnan Bey, iyi günler. İyi günler, iyi yayınlar. Şimdi bu uzaktan çalışma yönetmeliği çıktı. İşte avukatla da konuşuyoruz. Sizin sektörde ne kadar kullanıldı bu uzaktan çalışma? Yani üretim sektöründe. Evet, tabii üretim sektöründe, üretimin kendi içinde böyle bir çalışma yapmak mümkün değil ama idari kısımlarda bu tasarruflar, bu uygulamalar yapıldı. Hatta bu uygulamalar, ya pek çok firma bunu sürekli hale getirebilir miyiz diye düşünmeye başladı. Siz nasıl buldunuz bu yönetmeliği? Yani uzaktan çalışma, siz de düşünüyor musunuz belli bir kadronun evden tamamıyla çalışmasını? Düşünür müsünüz? Yani size nasıl geliyor bir iş adamı, iş insanı olarak? Tabii ki. Yani bu yeni bir durum. Orta ölçekli işletme, daha doğrusu yazılım ve bazı sektörlerde bu zaten yapılıyordu ama bizim gibi klasik sanayi sektörlerinde bu şeyler yapılır mı, yapılmaz mı? Pandemiden önce bu sadece bir fantezi olarak kalıyordu. Çünkü uygulama, normal işler yürürken böyle yeni şeyleri uygulamaya çalışmak çok da yaptığımız şeyler değil. Ama mecbur kaldığımız bütün değişimler bu mecburiyetten gelir, biliyorsunuz. Mecbur kaldığımız sürece yaptığımız uygulamalar da görülüyor ki pekala yani evden de çalışarak ya da başka farklı yerlerden de çalışarak pek çok işi yapabiliriz. Yani bugün dünyada
pek çok büyük milyar dolarlı şirketlerin muhasebeleri Hindistan'da tutuluyor. Yani Amerikalı bir şirketin muhasebesi Hindistan'da tutulabiliyorsa niye firmaların pek çok işi uzaktan çalışma yöntemiyle ya da evden çalışma yöntemiyle yapılamasın? Peki, artısı eksisi nedir size göre bir işveren olarak? Şöyle söyleyeyim. Eğer süreçleri doğru yapabilen ve çalışma ve işten elde edilecek verimi kontrol edebilme mekanizmaları olan şirketler için bu bir artı. Ama sadece kişiye bırakan ve inisiyatif daimi kişiye bırakan ve burada yapılan işleri ölçemeyenler için de riskli bir durum açıkçası. Bizde de daha çok küçük ölçekli ve kobi ölçekli şirketler için bu çok uygulanabilir görünmüyor. Ama kurumsallaşmış, profesyonelce çalışabilen ve süreçleri doğru oturtmuş ve herhangi birinden beklediği işin resmini çizebilmiş ve onu performans değerlendirmesini ölçebilen şirketler için avantaj getiren bir uygulama olabilir pekala. Peki şimdi işsizlik de geldi %12.2 bu yeni etaplamaya göre ama bazı uzmanlar bazı eksiklikleri var dediler. İşte geniş tanımlı %20'nin üzerinde başka unsurlar da eklenmiş bilmiyoruz ona bakacağız. Bununla beraber hem bunu sormak istiyorum hem de bu iş fesli 2 ay daha uzatıldı. Uzaktan daha doğrusu iş fesli ve tabii bu katkı payı yani çalışma ödeneği de aynı şekilde 30 Mart sonrası için bir beklenti de oluştu orada. Nasıl yorumlarsınız? Hem bu işsizlik rakamını hem bu iş fesli yasağı evet 2 ay uzatıldı ama nereye kadar uzatılacak? Şimdi hesaplama yöntemleri değiştikçe bir evvelki rakamlarla mukayese edebilme şansımız ortadan kalkıyor tabii. Şimdi şöyle görüyorum ben kendi gözlemimi ifade edeyim. Türkiye'de sanayi sektöründe ciddi bir problem görülmüyor şu anda yani. Daha çok problem Hizmet sektöründe ağır bir problem görünüyor. Biz zaten yani sanayi sektörü daha çok Türkiye hizmet sektörü ağırlıklı hareket ettiği için sanayi sektörünün performansı çok yüksek değildi. Dolayısıyla da ortaya fazladan bir kapasite ortaya koymamıştı. Yani fazladan bir kapasite yatırımı yoktu. Dolayısıyla da mevcut kapasiteleri ile gelişen zaman içerisinde bu pandemi dönemine rağmen daha iyi bir performans sergileyebiliyor. Ama hizmet sektörü işte havacılığa baktığınız zaman, turizme baktığınız zaman, otel, restoran, kafelere baktığınız zaman, ondan sonra bütün bunlara baktığınız zaman buralarda problem var. İnşaat sektörüne baktığınız zaman keza buralarda da problem var. Kamu yatırımlarına baktığınız zaman buralarda da biraz eskisi gibi ciddi yatırımlar yok. Bu çerçevede baktığınız zaman sanayi Türk ekonomisinin %16-17'sini gerçekleştiriyor. Bu kısmı öbür kısma geçtiğiniz zaman da %83-84'lük kısımda problemler var. Peki şimdi, buraların çözülmesi gerekiyor açıkçası. O zaman yine sektör değerleme yapmak belki de en iyi çözüm olacak sizin söylediğinize göre değil mi? Yani Tabii farklılıklar arz ediyor çünkü hepsi aynı şeyde yürümüyor. Hı-hı. Ama şimdi yani mesela yeni vergiler, şimdi kamu da bütçe açığı var. Bunun nasıl kapatılacağı önemli. Bunu dikkatle izliyoruz. Sanayinin şu anda yaşadığı sıkıntılı kısım şu. Yani iş olarak çok problem yaşamasa da finansman maliyetleri çok ağırlaşmış vaziyette. Bizim sanayi kısmının yaşadığı problem Türkiye'de üretimde karlılık yüksek olmadığı için %20'lere geçen faiz yükü yıllık karı %3-5 olan firmalar için çok büyük bir problem yaratıyor şu anda. Bu tarafın yaşadığı problem bu.
Yani işten daha çok yaşadığı finans etmekte yaşıyor. Peki şimdi reform paketinden bahsediyoruz bu hafta. Açıklamasını bekliyoruz bu ekonomik reform. Ne beklersiniz? Yani şu söylediğiniz konularda çözümleyecek çözümler bekliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Bu bütün ekosisteme bakmak lazım. Türkiye'nin şimdi yaşadığı problem ne? Ürettiği döviz miktarıyla tükettiği döviz miktarı. Yani yurt dışından Türkiye'ye gelen dövizle Türkiye'den dışarı çıkan döviz arasında ciddi bir fark var. Bunu ilk defa mı yaşıyoruz? İlk defa yaşamıyoruz. 300 yıldır yaşıyoruz. Ondan sonra. Peki şuna bakmak lazım yani. Bu açığı biz nasıl gideriyorduk? Yani hep vardı bu açık. İlk defa bu açık yok. Sürekli bu açıkla yaşıyoruz. Dışarıdan para girişi. Dışarıdan para ne şekilde giriyor? İki şekilde giriyor. Bir sıcak para dediğimiz, işte borsada, diğer şeylerde, tahvillerde yatan para. Diğeri de tercih edilen döviz giriş şekli doğrudan yatırımlar. Bizim problemimiz ne? Doğrudan yatırımlar zaten ağır sıkıntı yaşıyoruz. Sıcak para girişinde de sıkıntı yaşıyoruz. Peki nasıl bir dönemde yaşıyoruz? Dünyada paranın bol olduğu, dünyada faizlerin hemen hemen sıfıra yakın olduğu bir dönemde bunları yaşıyoruz. Bunları yaşamamızın sebepleri ne? Bunlar bilinen sebepler. Alt alta bunları diyeceksiniz. Birinci olarak bu konuyu çözmemiz gerekiyor. Çünkü yapısal olarak döviz dengesizliğini, giren çıkan döviz dengesizliğini yapısal olarak çözmek gerçekten buna samimi bir şekilde karar verseniz bile epey zaman alan işler. İşte sanayinizi orta yüksek ve yüksek teknolojiye çevireceksiniz. İşte kayıt dışını engelleyeceksiniz hukukta. Peki o zaman hızlıca yapabileceğimiz şey ne? Bizim bu sıcak paranın Türkiye'ye gelmesi için o güveni nasıl sağlarız? Evet. O güveni sağladığımız zaman, çünkü biz bu güveni sağlayamazsak, bu para bize gelmezse, biz pek çok şeyde dışa bağımlı olduğumuz için döviz yukarı gittikçe enflasyon ve diğer şeyler de aynı şekilde peşinden takip edecektir. Dolayısıyla da ekosistemi doğru bir şeye oturtacak, bu paranın Türkiye'ye gelmesi için ne olması gerektiğine kafayı yorup bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kafayı yormaya da gerek yok, bilinen şeyler var. Zaman kalmadı ama şunu soracağım. Kurdan bahsederken şu son hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz ihracat açısından? Çok kısa bir cevap diyeceğim ama. Şimdi normalde biz son yıllarda, son 20'de ihracatımıza ciddi bir artış oldu. Ve biz başka bir eşiğe geldik. Yani biz 30 milyon dolar milyar dolar ihracat yaparken o eşiği atladık. İşte seri üretim yapar, işte fason üretimler falan yaptık, geldik. Şimdi bu geldiğiniz yerde başka bir eşik. Bu eşiği atlayabilmeniz için buraya kadar geldiğimizi getiren stratejilerin çoğunu terk etmemiz gerekiyor ihracatta. Yani nereye? Ürün çeşitliliği, katma değerli ürün üretme, yüksek, orta yüksek ve yüksek teknoloji üretme, markalı ürün üretme, o kısımlara geldik. Evet. Eğer bu kısma geçemezsek mevcut şeklimizde buralarda oyalanacağız yani. Ve o zaman daha çok sürekli dövizle olan ilgimiz çok şey yaptı. Ne olacak? Daha düşük iş gücü olacak ki TL değersiz olsun ki biz malımızı satabilelim. Yani o zaman ihracat şeyini bunun üzerine kurmuş olacağız. Bu da bazı noktalarda fakirleştirici ihracat olarak bile ortaya çıkabiliyor açıkçası. Bir de volatilite çok tehlikeli. Yani dövizin yüksek ya da düşük olduğundan daha sürekli oynar hale gelmesi. Bu da şirketlerin belirsizliğe itiyor, maliyet belirleyemiyorlar filan filan gibi unsurlar. Zaten devamlı konuştuğumuz markalaşma. Evet. Anam benim teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bitiriyoruz. 19'da görüşmek üzere.